Bu yayın esnasında inşallah Sayın Bakanımızla beraber yine daha önceki programlarımızda yaptığımız gibi kitap çekişimiz olacak inşallah. Şüphe yok. Evde kalırken de tabii tedbirlerimize dikkat edelim. Bu koronavirüs şu anda bütün dünyanın gündemi ve bütün insanlık için ortak bir sınav. Bu ortak sınavı da inşallah hep birlikte dayanışmayla vereceğiz ama dayanışmayı da sosyal mesafeyle yapacağız. Bu belanın tek en etkili yolu evlerimizde kalmak ve tedbirlerimizi sosyal mesafeyi sağlamak suretiyle almak. İnşallah bu beladan da hem ülkemiz hem de insanlık bir an evvel kurtulur bu dayanışmayla aldığımız tedbirlerle. İnşallah Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sayın Bakanım malumunuz biliyorsunuz yani biz bu programı size teklif ettiğinizde az önce... Vallahi tabii böyle dönemlerde herkesin kendini feda etmesi gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanımız nasıl kendini milletimiz için feda ediyorsa, bütün kabinemiz, bakanlarımız, yetkililerimiz kendilerini nasıl feda ediyorsa Sayın Bakanımız da adeta bu süreçte özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız için kendisini feda etti. Bizler de aynı şekilde bu sürecin bir neferi olarak burada bakanlığımızda özellikle yurt dışında kendisini hiçbir vatandaşımızın mağdur ve mahzun hissetmemesi için gerekli tedbirleri alma konusunda ilk günden itibaren hazırlıklıyız. Zaten bugün Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede evet vaka sayılarımız artıyor ama test sayılarımız da artıyor. Buna rağmen gerekli tedbirleri son derece vakitlice almakla da ülkemiz dünya tarafından takdirle takip ediliyor. Türkiye tecrübesi bugün dünyanın her ülkesi tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda biz de bakanlık olarak Sayın Bakanımızın talimatıyla ilk andan itibaren daha dünyada ilk bu bela baş gösterdiği andan itibaren her türlü tehlikeye ve tehdide karşı hem bakanlığımızı hem ülkemizi ve özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızı bu tehdide karşı dirençli kılmak adına gerekli tedbirleri alıyoruz. Bildiğiniz gibi Ahmet Başkan'ın Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta bu koronavirüs belasını küresel salgın olarak ilan etti. Evet. Bu aslında dünya tarihinde eşine az rastlanır, istisnai eder bir durumdu. Bu anlamda dünya içinde yeni bir durumdu. Herkes hazırlıksız yakalanmışken biz hemen Dünya Sağlık Örgütü bunu pandemi olarak ilan ettikten sonra bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk Sayın Bakanımızın talimatıyla. O günden bugüne de 24 saat boyunca bu koordinasyon ve destek merkezimiz çalışmalarına aktif bir şekilde devam ediyor. Tabii ki personelimizin, çalışanlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Biz de bakanlığımızda bu anlamda tedbirleri aldık. Nöbet düzenine geçtik ama hiçbir şekilde çalan telefonlarımız cevapsız kalmıyor. Kapımız her zaman açık. Vatandaşımıza dünyanın neresinden olursa olsun gönlümüz zaten açık. Bu anlamda 50 bine yakın çağrı aldık. Sadece bu koronavirüsle ilgili yurt dışından, dünyanın dört bir tarafından. Tabii herkes bulunduğu ülkede tedbirler zamanlıca alınmadığı için, durum daha da kötü olduğu için, Türkiye'nin bu anlamda aldığı tedbirleri gördüğü için bütün vatandaşlarımız ülkemize gelmek istiyor. Bu tedbirini alırken ana vatanında bu sınavı vermek istiyor. Çünkü ülkemizin sağlık sistemine büyük bir güven var. Ülkemizin bu anlamda aldığı tedbirlere büyük bir güven var. Ve bizim de bu anlamda aldığımız çok ciddi talepler var. Dünyanın her köşesinden ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermek istiyoruz. Bu anlamda gerçekten dünyada hiçbir ülkenin yapamayacağı kadar, altından kalkamayacağı kadar büyük tahliye operasyonları yaptık. Hala da yapıyoruz. En son bugün Irak'tan iki uçak geldi. Biri de şu anda havada. Kuveyt'ten kalkan uçak şu an havada. Yine bu hafta içerisinde Suudi Arabistan'dan bir operasyon yapacağız. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Yani biz daha önce de bugüne kadar da 25 bine yakın vatandaşımızı 64 farklı ülkeden ülkemize getirdik. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumu'nda adeta 5 yıldızlı otel konforunda her türlü sağlık kontrolleri yapılmak suretiyle, her türlü ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmak suretiyle 25 bine yakın vatandaşımızı biz dünyanın farklı köşelerinden ülkemize getirdik ve bu anlamda bu operasyonlara da devam ediyoruz. Ama tabii ki küresel bir salgın bu. Yani dünyanın